Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim beşamel soslu patates oturtma. Fırında hazırlayacağız. Çok lezzetli ve güzel bir ana yemek oluyor. Öncelikle kıymalı harcımı hazırlayayım. Ondan sonra patatesleri kızartacağım. Şunu öncelikle bir göstereyim. Patatesleri yuvarlak olacak şekilde daha öncesinden doğradım. Şimdi süzdüreceğim. Bunları da kızartacağız. Yağını koyayım arkadaşlar. Hemen ocağın altında yakıyorum. İlk önce patatesleri kızartalım. Hemen şunu belirteyim. Patateslerin sadece rengi değişene kadar. Öyle çok pişirmeyeceğiz. Kızgın yağ atacağız. Rengi değişince hemen alacağız. Zaten fırında da pişeceğin için bu sefer çok fazlasıyla patatesleriniz pişer. Kızartırken yağın içerisine bir miktar tuz atıyorum. Bu esnada ocağınızın altı çok yüksekte olsun. Yağ iyice ısındıktan sonra patateslerimi atıp kızartıyorum. Kızaranları alıyorum artık. Şöyle kızarması yeterli. Çok fazla kızartmayın. Bir süzgecin içerisine alıyorum. Beklerken yağı süzülsün. Şimdi bu patatesleri alayım. Arka tarafta kızartmaya devam edeyim. Ben burada kıyma harcımı hazırlayayım. Yağımı arka tarafa alayım. Yüksek ayarda kızartmaya devam edeceğim. Kıymayı kavurmak için de uygun bir tencereyi ocağıma alayım. 350 gram yarı yağlı kıymayı tencereme alıyorum. Kıymayı öncelikle kavuracağım. Böyle biraz suyunu çeksin. Biraz kapağını kapatayım. Hafif sulansın kıyma. Bir kere açtım, karıştırdım. Yeterli kavruldu artık. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 2 adet büyüklerinden yeşil biber. 3 tane orta boy kuru soğanı küçük küçük doğradım. Böyle yemeklikten biraz daha küçük doğrayabilirsiniz. Soğanlar pembeleşene kadar kavuruyorum. Taşın arkasıyla böyle ara ara ezerek soğanlarımı da kavurdum. Yeterli artık. İçerisine yarım su bardağı kıştan hazırladığım domates sosu. Mevsimine göre arzu ederseniz 2 tane orta boy domates doğrayabilirsiniz. 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası ilave ediyorum. Ben tuzumu şöyle göz kararı tamamı. Bu arada kızartırken patatesleriniz ara ara tuz atın. Biraz pul biber. Tamamen göz kararı ama ilk yeni yapanlar için bir ölçü vermem gerekirse yarım çay kaşığı kadar diyebilirim. Tuz ve pul biber karabiberi. Ama diğer arkadaşlar tamamen göz kararı koyabilirsiniz. Birazcık salçanın kokusu çıkana kadar bir 5 dakika kadar kavuruyorum. Altında kısayım. Kısık ateşte kavrulsun. Kavruldu. Artık bunu kenara alayım. Kapağını kapatayım. Hemen diğer patatesler kızarana kadar son tava zaten. Hemen beşamel sosunu hazırlayayım. Uygun bir tencereyi ocağıma alıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağını tenceremin içine alıyorum. Yağ erimeye başladıktan sonra şöyle tepeleme dolu dolu 1 yemek kaşığı un. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Her zaman beşamel sos hazırlarken söylüyorum arkadaşlar. Ben beşamel sosunu birazcık cıvık hazırlıyorum. Çünkü fırına girdiği zaman da
katılaşıyor. Bu sefer katı hazırladığınızda fırınlısıyla birlikte daha da katılaşıyor. Hemen 2 su bardağı sütü içerisine ilave ediyorum. Evimizdeki klasik bardaklarla, 200 ml'lik olan bardaklarla. Öyle büyük kullanırsanız çok fazla cıvık olacaktır. Şimdi altına orta ateşe getiriyorum. Koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Diğer patateslerim de kızardı artık. Hemen onları da alayım. Kıvamını alıp kaynamaya başladıktan sonra 2 dakika daha pişirmeniz yeterli. Şimdi artık ocağımın altını kapatıyorum. Tuzunu ve karabiberini ilave edeceğim. Gene göz kararı. Biraz da karabiber serpiyorum. Olduğunca cıvık bir beşamel sos şöyle göstereyim. Artık patatesi kızarttık. Kıymalı harcımız da hazır. Beşamel sosu da hazır. Ben kaşarımı da rendeledim. Şimdi hemen tepsiye dizmeye geçebilirim. Uygun bir dikdörtgen borcamımı önüme alıyorum. Patateslerimi kızarttım. Hemen şunu da göstereyim. Gördüğünüz gibi bir miktarda olsa yağını süzdürmüş olduk. Bu yöntemi tavsiye ederim. Her türlü patatesleri kızarsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Kıyma harcımı da yanıma aldım. İlk önce alt kısmı patatesleri diziyorum. Bir sıra patates, bir sıra kıyma, tekrar patates, tekrar kıymayla en üstünü bitireceğim. İlk sıra patatesi dizdikten sonra kıymanın bir miktarını üzerine döküyorum. Şimdi kıymanın 3'te 1'ini kullanmış oldum. Tekrar patates diziyorum. Sizler arzu ettiğiniz gibi azaltıp çoğaltabilirsiniz de daha bir küçük kabı yapabilirsiniz. Katı daha fazla olur. Bu tamamen artık size kalmış. Ya da daha büyüğe yapıp sadece 2 kat bile yapabilirsiniz. Tekrar bir kat daha patatesi döktüm. Şimdi yarısını bu kata, en son yarısını da en son katımı üste kapatacağım. Üste biraz daha fazla ayırabilirsiniz. Ara kata biraz daha az yapabilirsiniz. Bir kat daha kıyma koyduktan sonra tekrar patatesini, artık hepsini bu katına kapatıyorum. Kıyma biraz az gibi gözükebilir ama bence yeterli. Sizler arzu ederseniz kıymanızı çoğaltabilirsiniz. Elimde kalan kıymayı üzerine kapatıyorum. Hazırladığım beşamel sosunu üzerine gezdiriyorum. En üstüne de kaşar rendesi ilave edip fırına götüreceğim. Fırınımı önceden ısıttım. Önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında sadece üzeri kızarana kadar. O kızarma süre içerisinde zaten çiğ kalan, yani böyle çok fazla kızartmadığımız patatesler de gayet güzel kızaracak. Kaşarı tamamen arzu ettiğiniz kadar, ne kadar çok kaşar koyarsanız üzeri o kadar güzel kızarır. Bunu da belirteyim. Ama sadece üzerinin kızarmasına yarar. Tadına çok bir değişiklik olmaz. Hemen şimdi dilimleyip servis edeyim. Hatta bıçakla bile kesmeseniz olur aslında arkadaşlar. Çok rahatlıkla spatulayla alabilirsiniz. Hemen kendimden
alıp servis tabağına koyayım. Görüntüsünün güzelliği harika gerçekten. Bıçak ve çatalla şöyle sizlere ne kadar güzel olduğunu videomu burada bitireyim. Muhakkak denemeniz gereken ana yemeklerden bir tanesi. Harika oluyor arkadaşlar. Videolarım buraya kadar izlediyseniz ufak da olsa bir kalp bırakmayı unutmayın. Abone olup bana kanalıma destek olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.